aşık olan ismin gözükmek istediği olacağı yazan. Yazan Allah tarafından varisidir. Ben öz kendisi. Mevla'nın öz kendisi gözükmesi için ne lazım? Sultan-ı Ekvan zuhure gelmesi lazım. Tüm mükemmelatın varlıkların sultani. Kimdir o? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Âleme rahmettir ey can. Bütün âlemlere rahmettir. Bu olmasa Mevla'ya ben yapamayız. Kavuşamayın asla. Hep onun vasıtasıyla. Kıymetini bilelim. Nasıl bilelim kıymetini? Hiç sakalını taşıdın. Sen bir de Resulullah kıymetini görürsün. Geldi. O taşıdı mı? O ne yapar? Onu yapacak. Onu yapmadım, yapmak. Yamanı billah. Bu nimetten haberler olma. Güneşin altında güneşten kalk. Güneşin geldi, güneş durdu. Güneşin işi yok, güneşin altında kalk. Demek ki Mevla'nın cemalinin görünmesi için alemlerin kemmenatın sultani zuhur etmesi lazım, meydana gelmesi lazım. Kimdir o? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu alem olacak, onunla beraber Mevla'nın cemali görülecek ve Mevla bilinecek ve Mevla'ya ibadet edilecek. Hadi o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aradın uğrundan oğlu cümleyeceğim. Bütün mümkünatı Cenab-ı Hak. Kumarlıkları Resul Temel'e uğurlu ona verdi. Ondan sonra mükemmelatı var. Bu benlikten hiç bakar ben ne varsam, ben yok ortada. Ben sen yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O yeter onun varlığı. Bize bizim yok. İdari bir varlıkla işte var bulunuyoruz. Yok ya, maksadimize koşuyoruz. Halbuki çok gevşek. Demek ki Mevla'nın cemalini gözükmesi için Resulullah ayna olacak, o aynadan bakılacak. Ahirette doğrudan doğruya gözükecek Mevla'nın cemalini. Cemal, Cenab-ı Hak dünyamızı nasip eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyümennâs! Kim buyuruyor, bu kimin hitabidir? Bütün kainatı veren Allah. Analardan doğmamış. Babalardan doğmamış, anayı babayı doğurmamış, yaratmış. Onun kelamidir. Ey insanlar, büyük bir iş için haber veriyor. Haberiniz olsun, duymanız demeyin sonra. İlerisi var bu işin. Dünyanın ahireti var mı? Ahiret her şey meydana çıkacak. Çalıştık mı, çalışmadık mı? Neye mi çalıştın, aleyhe mi çalıştın? Hepsi meydana çıkıyor. قَدْ جَاءَكُمْ Muhakkak size gelin, Kur'an'ım. Kur'an geldi sana. Kur'an demek, deri demek. Yol gösterir ki, hangi yolu gösterir, neyin yolu gösterir? Cenab-ı Hakk'ın cemalini buluyor. Kitabından büyük ne arıyorsun? Ta'l-ı Hikûn. Allah-u Teala Hazretlerinden sonra en büyük Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Mevla ilah olarak en büyüktür, tektir. Efendimiz'den yaratılmış olarak tektir yani. İşte ortada yok, benzeri yok. Bunun değerini bilmeye çalışalım. Bilemezsek Allah'a yalvaralım, bildir bize kıymetini ya Rabbi. Bir Rabbiküm, Rabbinizden geldi size. Bu daha ziyade canımıza vasıta.
kıymetini bilmenize vasıl olun. Rabbimizden gelin. Ve Rabbim. Evet dedikten sonra ondan başka yok. Ondan başka yok. Rabb bir tane, Allah bir tane. Onun gönderdiği nasıl olur? Cumayet çok büyük olur. Tarifini ölçüsünü vermek mümkün değildir. Bu kadar büyük nimetlere nasıl olmuşuz? Rabbimin sarabında. Ya Rabbi kıymetini bildiriniz. Benim tarafımdan size büyük bir yol gösterici gönderildi. وَنْزَلْنَا اَلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا Nur olduğu aşikar olan Kur'an'da indirmişse veya her şeyi aşikar edici Kur'an mübin mübin ya kendisinin hak oluşu aşikar veya her şeyi aşikar etmesi kim anlayan edilir. Yani ne olduğu meydanda demek bu bir beyan edici demek. Kendi büyüklüğü beyan ediyor Kur'an. Veya o bütün kainatı bize beyan ediyor. Bir bir iki manası. Ne büyük uyarıdır bu. Ve güzel uyandırıyor bizi. Benim tarafımdan gönderilmiş. Kendi başına gelmedi. Veya bir senden başka birisi onu göndermedi, ben gönderdim. Ve onun gönderdiği nasıl olur ki var düşünme? Hemen kıymetli olur, diğer işinmez, o kadar bir şey değil. Tamam ya Rabbi, elhamdülillah. Büyük bir dedi neden bize, bizi haberdar etti. Şimdi ne yapalım ya Rabbi? Şimdi ikinci ayetin buyurduğunu yapalım. فَاَمَّلَّذ۪ينَ İmdi o kimseler ki, herkes değil demek ha, onun da adamı var. لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَامٍ وَلِكُلِّ مَيْنَانٍ رِجَالٍ Her bir makam için söz vardır, her bir meydan için pehlivan vardır. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ İmdi o kimseler ki, اَعْمَلُوا İman ettiler, inandılar billahi Allah'a. Allah'a inanmak ne büyük şey. Kelebiyesin ihtiyacı da Allah'a inandı. Halbuki Yahudiler inanmış Allah'a. Bilmiyor ki inansın. Hristiyanlar evlen bilmiyor ki inansınlar. İnançta kusur kabul değildir. Ameliyatta biraz musallama vardır ama itikatta, inançta bir ufak kusur dahi kabul edilmez. Ona göre yani Rabbimizi güzel bilelim. Evvela diyelim ki, kimsenin doğmadı ya Allah Allah. Kimseyi de doğurmadı. O kadar da bir görürsen ya. Koskola işin. Hiç Mevla doğrulur mu? Doğrulur mu? Böyle büyük yanlışlar bunlar. Allah olmayan Allah diyor. Bir insan Allah olmayan Allah derse büyük yanlış. Allah onu yalandan kararsız. Millete o yalanlar bulaştırmasından milleti muhafız etsin. Asya hadis. İnsanlara göre en büyük günah yemek, içmek, yapmak, kalkmak. Evlenmek, doğmak, doğmak. Ağrım bir hayli. Onlar bile değildir. Onlar olacak ama onlar değil. Ya bizi yoktan var eden Allah'ı tanımak onun gibi. En büyük günah olur. Mevla dinlemesi. Kulakta muvaffak etsin inşallah. Şimdi Mevla, evvela duyduğum birinci ayette ey insanlar bak sade müminlere hitap etmiyor. Sade kafirlere de etmiyor. Toptanına ediyor hitap. Yani kimse diyemez ki istiyatı onlara söyledik de onlarla konuştuk da görüştük de bize söylemedin, bizimle konuşmadın, bizimle görüşmedin, kimse diyemez. Ya eyyüennâs, ey insanlar! İnsan deyince, müminler girdi, kafir de girdi, hepsi girdi. Buyur ya Rabbi, fecaekum
muhakkak size geldi ruhanın yol gösterdiklerini istedi. Rabbim Rabbim sağ ol. Ne dedi? Dağından değil bu. E niye olmasın da şimdi sen? Ve enzelnâ indirdik ileyküm sen nûre mübînâ aşkâre bir ruh-i Kur'an. Resulullah'a rehber buyuruyor. Yol gösterici rehber, yolda mübarisi. Ver. Yol üzere bilir. Yol göstericidir. Kur'an-ı Kerim'e doğru gibi bilmiyor. Efendimiz'e rehber. Burhan. Sure-i Nisa'yı okudular. Bundan sonra gelen sure, Sure-i Maide, onda da büyüyor Bismillah. فَجَّائِكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ Allah'tan size muhakkak nur geldi, Muhammed Mustafa'da oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kitabın mübin, bir de aşikare bir kitap kendisi. Her şeyi beyan edici ve kendisinin de emel müziğinin ne olduğu aşikardır. Nur ayağındır, nurun olmaz bölgesi. İki büyük iş duyurdu bize şimdi Allah. Ondan sonra diyor ki, şimdi bu işi duydunuz ya, yapacağınız bir mesele var. Nedir o? فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَعْمَنُوا بِاللّٰهِ Kim Allah'a iman ederse, بَاَتَصَبُوا بِهِ Allah'a iman ettikten sonra o kitaba kim yapışırsa. Tabi yapışmanın manası. Böyle yapışmak değil. Ya, onu okuyacaksın, tedbirini bileceksin, ahkamını bileceksin, manasını bileceksin, emirleriyle amel edeceksin, yasaklarla taşıyacaksın. Böyle yapışmak böyle olur. Yani bu iki ayet var ya, bunlar bütün iş bitiriyor olabilir. Reddedilen ise Kur'an diyor. Rabbinizin cemalini, cemaline kavuşmak üzere yol gösteren geldi. Kur'an-ı Azimuşşan'da Nur-i Mübin, ikinci ayette sevgiler, kim bana iman eder de Kur'an-ı Azimuşşan'a sarılırsa yapışırsa. Milletimiz ne durumdadır imanisi? İşte burada büyük hakikatle beyan etmek gerekir. Ama milletimiz ne yollardır, ne durumdadır? Bu dert var mı millet? Ne oldu hiç dert yok. Ama Cenab-ı Hak o derdi, o dertle muhtela etsin bizi inşallah. Derdimiz Mevla'yı tanımak ve ona yapışmak, onun Kur'an'a yapışmak olsun. Habibine itibar olsun dertimiz. Dertsiz olan âlemi saymam onun âlemi. Hayvanla onu alırdı kalktığında içinde. Dertsiz adam adam sayılmaz. Âlemi değil mi? Bela etsin işte kaldı. Bela etse kaldı. Hayvandan daha belal. Hayvan bile en iyi yolunu buluyor. Tuğre bir yolunda kullanıyor. Bana iman edin. Kur'an'ıma yapışanlar var ya. فَسَوِلُّهُمْ فِي رَحْمَتِمْ مِنْهُمْ ve فَضْلِمْ tarafından rahmetim olan cennetime ve fazlım olan cennetime onları muhakkak koyacağım. Ve iyiliğinin sıratı müstakima kendisine evet, varan, dosdoğru yolları onları hidayet edecek. İki şey daha yapalım, dua bizim. Birisi, Resulullah gönderildi. Bu gece doğdu. Gece doğdu. Resulullah'ın Mevlid gecesi. Mevlid, doğmak manası. Doğum gecesi. Efendimiz bu gece doğdu. Doldu ol saat ol sultan-ı din, nur-u garip oldu semavat üzerinde. Semavat gökler, zemin yerler, evlisi kapkaranlık idi. Efendimiz'in buyurmasıyla beraber teşvik etmesi, her tarafı oldu. Bunun için toplaştık elhamdülillah. Allah bizim toplanmamıza bizi muvaffak etti. Ya Rabbi, becerdir bize ya Rabbi. Amin. Bu gecenin hakkını verdi bize ya Rabbi. Her şeyi Mevla'dan isteyelim. Her şeyi onun elinden gelin. Daha elinden bir şey gelen yok. O. Bunu kapatmaya çalışanlar, bunu unutur,
insanlar, bundan milleti geri dönmeye çalışanlar, ne kadar saadetsiz adamlar bunlar. Ne kadar saadetsiz adamlar bunlar. Bedbaht adamlar, Allah muhafaza etsin. Bu barikecenin kıymetini sen bildin bize ya. Gidenlere sen bildirdin ya Rabbi. Dinmeyenlere de sen bildirirsin ya. Her şey senden bildirir ya. Sen bildir bize ya. Kıymetini takdir etti bize ya. Bu gece çok yerli yerinde vazifeler yaptı bize ya. Estağfirullah, Resulullah. Lekad câekum rasûlün. Lekad câe. Muhakkak geldi. Le. Elbette manası. Kalpte muhakkak manası. Elbette muhakkak geldi demektir. Lekad câekum. Resulun büyük bir peygamber geldi size. Kim? Onun rüya dışında değil. Uyanamadığımızda da üzülmekte değil. Bizim halimiz ne olacak ya? Sana malum bizim halimiz. Sen bizi uyandırdın. Sen bunun kıymetini bize takdir ettin. Bir yaşa delikanlı olsan, 15 yaşında biz geliyoruz sana deseler, parmakların tepesinde yürür, sevindiğinde. Al bugün ne olacak? Biz de bir kan tulumu, kızlar da kan tulumu. O kadar yani sevindirici değil mi? Asıl sevindirici, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tepsisindeydi. O bunun şey değil, o diller çok. Tebeccaleküm. Elbette muhakkak size geldi. Kim geldi ise Resul'ün büyük bir peygamber. Resul'ün kendi tazimdir. Büyük bir peygamber geldi. Büyüklüğünü ölçüsünü ancak ben bilirim Allah. Min enfusikum. Kendi cinsinizden hem de. Babasını, anasını tanırsınız. Kendisini tanırsınız. Sizin aranızda doğdu. Ben Muhammed'in emin çağırırdınız ona. Peygamberlik gelmeden evvel hiçbir emaneti kaybetmezdi. Herkes yani kaybolacak eşyayı emaneti ona verdi. Son derece inandıkları bir kimseydi. Ne zaman inanılacak, asıl inanılacak haberle gelince bu defa takdir edin. Yok şöyle, yok böyle. Ne oldu billahi canlanmış, uğramışlar. Demin için yaratan var. İnan bu şükür, kendi cinsinden. Asıl şimdi inanılacak ona. Fakat peygamberlik gelmeden inanıyorlar, ondan sonra şimdiden düşmanlardır, ey Müslümanlar. Onlar ne oldu o? Biz şimdi bize bakalım. Nedir durumumuz? Mevla bu durumdan razı mı, memnun mu? Değilse, hemen razı olacak şekilde gelelim. Memnunsa devam edelim. Ne nimet? Azizun aleyh. Onun üzerine çok uludur, çok büyüktür. Ma anittum. Sizin bir meşakkatiniz. Ufak bir zarara düşsek, Efendimiz fareler, ciğer fareler bizi acıdığından var. Biz onun sünnetine efendim, sarıp ne bir bu sarı? Ne olacak bu sarı? Peki, madem ki ne olacak ki? Resulullah niye bunu taşıdı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın birinci adam o. Öyleyse işlerin birincisi onu yaptırmış. Ona gökler indi bu sarı. Bedir Muharebesi'nde yardıma gelen melekler sarıldı gibiler. Efendim hiç sarıma gidilmedi var. Sen neden bunu tanımazsın acaba? Sen tanımıyorsan yani senin tanımaman sarığın aşağı olmasına delalet etmez. Senin cehaletine delalet etmez. Ne olacak? Ne olacak? Bundan değil ne var? Söylüyorum size ne var bundan değil. Dur bundan neymiş? Sarık diyen adam,
Ne yapmış oldu? Bir nişana girdi ki, o nişanla beraber Müslüman oldu bu anlaşıldı. Başka bir gücüm değil. Dünya yere gücüm değil. İşte gücüm değil ya. Resulullah'a uymamıştı. Ona benzemek sallallahu aleyhi ve sellem kainatın birinci adamı o. Öyleyse işlerin birincisi onu yaptırmış. Ona gökten etti bu sarı. Ve bir muharebesinde yardıma gelen melekler sarıldı gidiler. Efendim sarıya gidilmedi o. Sen neden bunu tanımazsın dedim bana. Sen tanımıyorsan yani senin tanımaman sarığın aşağı olmasına delalet etmez. Senin cehaletine delalet etmez. Ne olacak? Ne olacak? Bundan değil mi var? Soruyoruz bize var bundan değil mi? Dur bundan neymiş? Sarık giyen adam ne yapmış oldu? Bir nişana girdi ki o nişanla beraber Müslüman oldu bu anlaşıldı. Başka bir şey değil mi?